Efendim günaydınlar. Ben Sami Altınkaya. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Eko Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün enflasyon haftası. Enflasyon rakamları açıklanacak. Özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın geçtiğimiz hafta sonunda açıkladığı enflasyon rakamının ardından İstanbul'un enflasyonunu açıkladı İstanbul Ticaret Odası. Bakalım TÜİK'in açıklayacağı enflasyon kaç çıkacak? Herkes merakla bekliyor. Tabii ki yine Rusya'nın Ukrayna ile savaşı bugün ön planda ve Avrupa'daki özellikle huzursuzluklar ön planda, vatandaşların yüksek faturalara karşı isyanları ön planda. Bunlarla ilgili de haberlerim olacak, sizlere aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine haberlerim olacak. Ama isterseniz bugün yurtta ve dünyadaki önemli gelişmeleri aktarmadan önce programımızda bana eşlik edecek olan konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. İlk olarak Sadık Mazanoğlu bizimle beraber olacak. Osmanlı Yatırım, yatırım uzmanı. Kendisiyle özellikle borsalardaki haftaya nasıl bir başlangıç yapacağız, beklentiler ne, onu konuşacağız. Ve ardından da para ve emtia piyasaları uzmanı sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk'le beraber yine altın piyasalarında, altın dibi gördü mü görmedi mi onu konuşacağız. İngiltere'nin aldığı son kararın ardından, tahvil alımıyla ilgili olarak aldığı kararın ardından ve büyük bir borçlanmaya gitti İngiltere. Bu borçlanmanın ardından altında bir toparlanma ama bir taraftan da arafta kalan bir altın, yükselsem mi düşsem mi ikisinin arasında kalan bir altın piyasaları, onu konuşacağız. Ama isterseniz önce bizim piyasalara bir bakalım. Haftayı nasıl açıyoruz, nasıl başlıyoruz? Borsa İstanbul'da başlayalım. Borsa İstanbul Cuma günü kapanışla kapatmıştı. 3179 puandan dolar TL'ye baktığımız zaman 18.53 olduğunu görüyoruz. Euro TL 18.17, sepet kur 18.35, gram altında da bir 991 liralık bir yükseliş. Yine bütün yeşillendi gördüğünüz gibi. Hem para birimleri dolar TL karşısında değer kaybı kazanmaya devam ediyor, hem de gram altında bir yükseliş var. Dolar endeksi geçtiğimiz haftaya 114 seviyesinde başlamıştı. Ondan sonra 113-112 seviyesine kadar indi. Bakalım sevgili Cenk Akyoldaş bugün bize neler söyleyecek doların haftalık seyrini. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda pazartesi günü hafta sonunu 112 ile kapatırız demişti. Evet, 112 ile kapattık. Kulakların çınlasın Cenk. Euro dolar paritesine geldiğimiz zaman 0.98 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Pound dolar 1.11, dolar yen 144.95 ve dolar İsviçre frankı 0.98 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Asya piyasalarına bakalım. Asya piyasalara bakalım. Yeşillendi mi, kızardı mı? Evet, Asya piyasaları, Çin borsasında bir düşüş var. 3024 seviyesinde. Japonya Nikkei borsası 26.081. Hong Kong borsası 17.023. Güney Kore 2155 ve Hindistan borsası 57.243 seviyesinde bugüne başladılar haftanın ilk iş gününde. Amerika Birleşik Devletleri borsaya baktığımız zaman Dow Jones endeksinde 28.865 seviyesine kadar çıktığını gördük. Yine bir küçük toparlanma var ama Amerikan borsalarındaki dip seviyeler devam ediyor. %20'nin üzerinde değer kaybetmişti biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ve ondan önceki haftalara baktığımız zaman. S&P 500 3599 ve Nasdaq'ta da 10.989 seviyesine indiğini görüyoruz. Amerikan tahvillerinde bir düşüş var ama bu düşüş yükselişten bir düşüş. 2 yıllık tahvil faizleri 4.20, 10 yıllık tahvil faizleri 3.78 ve 30 yıllık tahvil faizleri de 3.74'ten işlem görüyor. Tahvil faizlerinde bir miktar gerileme var. Bu tabii ki altın fiyatlarına nasıl yansıdı? Yükselişle yansıdı. Faizler düşünce Amerika'da, özellikle tahvil faizlerinde, altın fiyatlarında bir yükselmeyi beraberinde görüyoruz. Altının ons fiyatında 1663 dolar olduğunu görüyoruz. Brent petrol ve ham petrolde de yükseliş var. Ham petrol fiyatı 87 dolar, Brent petrol fiyatı 87 dolar, ham petrol fiyatı da 81 dolar, 82 sent yükseldi. Devam edelim. Ve kripto borsalarında yine bir 20 binin üzerine çıkayım ya da 20 binin altında mı kalayım, böyle bir seviyenin arasında sıkışmış vaziyette. Bitcoin baktığımız zaman 19.166 dolara kadar geriledi. Bitcoin TL 359.787 ve Ethereum 1291 dolara geriledi. Bu şekilde kripto piyasalarında kapatıyoruz. Ve şimdi gazetelerden sizler için seçtiğimiz haberlerin başlıklarını bir göz atalım. Dünya Gazetesi ile başlayacağız. Dünya Gazetesi'nde manşetine baktığımız zaman 3. dönem için değerleme oranı %92.93 başlığı atılmış. Kısmi enflasyon düzenlemesi sürüyor. Şartlar oluşmasına rağmen
şartları oluşmasına rağmen enflasyon muhasebesi ise 2024 yılını bekliyor. Gelir İdaresi 2022 yılı 3. geçici vergilendirme dönemi için yeniden değerleme oranı %92.93 olarak belirledi. Mükellefler talep etmeleri halinde amortismana tabi duran varlıklarını bu oranda yeniden değerlemeye tabi tutabilecek. Söz konusu oran 2. geçici dönem içinde %61.12 olarak açıklanmıştı. Enflasyon düzeltmesi 2024 yılına ertelendiği için geçici vergilendirme döneminde kısmi enflasyon düzeltmesi olarak anılan yeniden değerlenme yöntemi uygulanıyor diyor. Buradaki kısmi enflasyon artı yeniden değerleme artı enflasyon muhasebesinin yapılması da 2023 yılında şirket karlılıklarının çok fazla düşmemesi açısından 2024 yılına ertelendiği haberini veriyor Dünya Gazetesi. Filo şirketleri istisna bekliyor diyor. Bizim amacımız yatırımcı, yatırım aracı olmak. Bizim aracımız yatırım aracı demiş. Tedarik krizinin önemli ölçüde ortadan kalkmasının ardından araç alımına yönelen filo kiralama şirketleri, finansmana erişimde binek araçlar için getirilen kısıtlamadan dolayı mağduriyet yaşıyor. Sektör yetkilileri yatırım kredileriyle ilgili düzenlemede binek araç alımını kapsam dışında tutan Merkez Bankası'nın esas faaliyet alanları olması itibariyle kiralama şirketlerine istisna tanınmasını istiyor. Sektörün üst örgütü olan örgüt diyor ki konuya ilişkin taleplerimizi bakanlığa paylaştık diyor. Otomotivcinin umudu filoda, filo kiralama şirketlerinin taleplerine otomotiv markalarının temsilcilerinden de destek geldi. Özellikle sektör temsilcileri filo satışlarının daralan otomotiv pazarı için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Araç kiralama şirketlerinde de özellikle araç kiralama bedellerinin hani minimum 10 bin lirayla 30-40 bin lira arasında değişmesi kiralamanın da aslında bir anlamda ikinci el kiralamayı beraberinde getirdi. İkinci el kiralamanın da tabii ki sonucunda da bir talep daralması var. Talep daralmasının nedenlerinden bir tanesi fiyatların da çok fazla yüksek olmasından kaynaklanıyor. Ama otomotiv üreticileri özellikle filo kiralayan şirketlere bel bağlamış durumda şu an. Umudu onlar çünkü filo kiralayan şirketler alım yaptığı takdirde piyasada yeniden bir otomotiv satışı meydana gelir, bir canlanma meydana gelir diye umut ediyorlar. Devam edelim. Rusya dost olmayana gazı kıstı, karayolunu kapattı. Evet, Rusya Ukrayna'nın dört bölgesinin ilhakıyla sonuçlanan referandum sonrasında dost olmayan ülkelere doğalgazı daha da kısıyor. İtalya'nın enerji devi Eni Rusya'nın ülkeye gaz akışındaki kesintilerin bugün de devam etmesini beklediğini duyururken, Moldova ise Gazprom'un gaz tedariğini %30 oranında düşürdüğünü bildirdi. Ukrayna'dan akışlar da kapatılırsa geriye bir tek Türk akım kalacak. İhracat lisansı Hollanda hükümeti tarafından 30 Eylül'de iptal edilen Türk akımın Rus işletmecisi nakliyatına devam edeceğini, gaz nakliyatına devam edeceğini ve lisansın yenilenmesi için başvuracaklarını açıkladı. Ocak 2020'de açılan boru hattının 31.5 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor. Ayrıca Rusya karayolu taşımacılığında da dost olmayan ülkelere ait araçların topraklarını kullanmasını yasakladı. Yasak Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Norveç ve Ukrayna'yı da kapsıyor. Karar 10 Ekim'de yürürlüğe girecek ve 2022 yılı sonuna kadar da devam edecek. Hem karayolunu kapattı Rusya hem de bu arada gaz kısıtlamasına devam ediyor. Sadece Türk Akım projesinde Rusya'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den de Avrupa'ya bir gaz akışı sağlanıyor. Kala kala akan sadece Türk Akım projesinden giden gaz akışı kaldı sevgili izleyiciler. Devam edelim. Alüminyumda Avrupalılarla fason teması, Avrupa alüminyum üreticileri yüksek enerji gerektiren sektörlerde ayakta kalmak için farklı coğrafyalarda fason üretimi araştırıyor. Avrupa'da biliyorsunuz alüminyum fabrikalarında özellikle Almanya başta olmak üzere Romanya'da ve diğer önemli ülkelerde de alüminyum üreten ülkelerde de üretimin önemli bir bölümde aksadığını ve fabrikaların neredeyse üretimlerini azalttığını ve bazı fabrikaların da durma noktasına geldiğini söylemiştik. Şimdi Avrupa'da alüminyum tabii ki üretim enerji maliyetlerinden dolayı, yükselmesinden dolayı alüminyumu farklı coğrafyalardan fason üretme yoluna gidiyor Avrupa. Almanya'da düzenlenen Düsseldorf Alüminyum Fuarı'nda bu alanda yeni işbirlikleri görüşmelerine sahne oldu. Türkiye'de enerji konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını öngören yabancı firmalar yerli üreticilerle temasa geçti. Binin üzerinde firmanın katıldığı fuarda Türkiye
İnmit öncülüğünde 102 firma ile ev sahibi Almanya'nın ardından ikinci oldu. Bizim oradaki alüminyum üreticilerimiz Avrupa'daki ana sanayi üreticilerle bir işbirliği görüşmeleri yaptılar. Muhtemelen Avrupa alüminyum ihtiyacının önemli bir bölümünü de Türkiye'den tedarik edebilir ki bu açığını kurtarabilmek için. FED bugün iki bankayı konuşacak. İsviçre Merkezli Yatırım Bankası Credit Suisse ve Alman Yatırım Bankası Deutsche Bank'ın hisselerindeki düşüşün dünya finans sistemini tehdit edebileceğini öne sürülüyor. 1,5 trilyon dolar varlık yöneten Credit Suisse'in hisseleri Şubat 2021'de 14.90 dolar düzeyindeyken Ekim itibariyle 3.90 dolara kadar geriledi. Deutsche Bank hisseleri de 2008 krizi sonrası yükseldiği 45 euro zirvesinden 7.65 euroya indi. Sosyal medyaya göre FED yetkililerinin bugün yapılacak toplantıda bu konuyu gündeme getirmesi düşünülüyor. Özellikle Avrupa'da bankacılık sektöründeki karlar çok düşmüş vaziyette. Bu da tabii ki bu bankacılık sektöründeki hisselerin, borsadaki hisselerinin de ciddi değer kaybetmesini beraberinde getirdi. Devam edelim. Osman Saffet Arolat, Dünya Gazetesi başyazarı, Dünya Ticareti neler söylüyor başlıklı köşesini pazartesi günü sizlerin okumanız için kaleme almış. Sevgili üstadımızın yazısını sizler için okuyorum. Dünya Ticaret Örgütü'nün genel müdürü, dünya ticaretinde sorunlar kolay oluşuyor ama çözümler zaman alıcıdır diyor. Ve Nijerya'nın eski Maliye Bakanı, aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü'nün genel müdürü Dr. Ni Okonjo, saygın bir iktisatçı. Mülakatı yapan Profesör Eni, eski IMF bir üst yöneticisi ve onu 80'li yıllarda Türkiye'ye kök söktüren müzakerelerinden tanıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü genel müdürünün mülakatından öne çıkan 6 nokta var. Bu 6 noktadan birincisi. Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 üyeden oluşan Bakanlar Zirvesi Haziran'da toplandı ve dünya genelinde var olan tüm anlaşmaların geçerli ve işler olduğunu teyit etti. Ve DSM adlı sorun giderme mekanizması ABD'nin yargıç atamalarına bloke etmesi nedeniyle çalışmıyordu. Ancak bu konu ABD ikna edildi, bu konuda ABD ikna edildi ve taraflar gelecek yıla dek 2024 işleyen bir sistemin kurgulanmasında anlaştılar. Dijital ticaretin artması Dünya Ticaret Örgütü'nün önemini azaltmadı, bilakis artırdı. Dünya ticaretinin %75'i yine Dünya Ticaret Örgütü'nün gözetiminde yapılıyor. Enformasyon Teknolojileri Anlaşması ITA yine Dünya Ticaret Örgütü şemsiyesi altında 83 ülkeye ülke tarafından imzalandı ve dijital ürünlerin %97'si kapsıyor ve 83 ülke temel kurallar üzerinde çalışıyor. Dijital ticarette Dünya Ticaret Örgütü'nün gözetiminde yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ticari anlaşmazlıkları konusunun giderilmesi zaman alıcı olacak. Bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'nün tek katkısı fikri hakları düzenleyen TRIPS anlaşmasına ticaret başlığını eklemek olacak ama yol alındığını söyleyemem demiş. Ve tarımsal ürünlerin ticaretin serbestleşmesi konusunda henüz bir ilerleme yaşanmıyor ama serbest ticaretin gelişeceği konusunda umutluyum. Ancak bu konudaki en büyük çıkmaz gelişmiş ülkelerin tarıma yaptıkları sübvansiyon 750 milyar dolara ulaşmasıdır. Bu dünya tarım ticaretini az gelişmiş ülkelerden yana kısıtlayan bir olay. Karar alma mekanizasyonları konusunda uzlaşma sağlayan Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkesidir. Bu karar alma süreci uzatıyor, bunun da esnek bir mekanizma olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Dr. Ivela'nın hiç yeni mesajı yok. Pandemi ve savaş halinde Dünya Ticaret Örgütü hükümlerine bağışıklık getirilmesi sorular arasında bile yer almıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli stepnesi olan DSM mekanizması konusunda henüz çalışılıyor. Tarımsal ürün ihracatında sadece umut var demiş Osman Saffet Arolat köşe yazısında Dünya Ticaret Örgütü'nün bugün geldiği noktayı ele almış efendim. Şimdi Analiz Gazetesi'ne geçelim. Analiz Gazetesi'nde küresel gelişmeler kripto piyasalarına yaradı başlığı atılmış. Dijitalleşme süreci pandemiyle başlayarak hayatımıza girmişti diyor ve bu anlamda kripto paraların güncel durumu ve gelecekteki yeri üzerine konuşan Işık Üniversitesi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Dilek Teker, kripto paraları incelediğimizde Türkiye'den yabancı yatırımcı davranışının son yıllarda kriptoya da kaydığını net olarak
gözlemleyebiliyoruz açıklamasını yapmış. Artık dijitalleşen dünyada ülkeler dijital paralarını, bizim Merkez Bankamız da bunu konuşmaya başladı. Ülkeler kendi dijital paralarını çıkartmaya başlıyorlar. Bunun da altını çizelim. Analiz Gazetesi'nden sizin için seçtiğimiz son haberimiz ekrana gelsin. Ona da bakalım şimdi. Avrupa için en yakın alternatif Türkiye. Evet, Türkiye enerji konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünen özellikle Avrupalı firmalar üretimlerini Türkiye'ye kaydırmak için harekete geçti. 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Düsseldorf Alüminyum Fuarı'nda konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Avrupalı şirketler en yakın alternatif olarak Türkiye'yi görmeye başladı. Avrupalı alüminyum da üretimlerini bize kaydırmak istiyor. Süreci doğru yönetir ve doğru enerji politikaları üretip ilişkilerimizi en iyi şekilde kullanırsak Türkiye çok büyük bir avantaj sağlar açıklamasında bulunmuş. Avrupa'da üretim yapmak maliyetli çünkü enerji fiyatları çok yüksek. Yüksek enerji maliyetleri de otomatik olarak Avrupa'da ÜFE'nin özellikle üretim enflasyonunun artmasını beraberinde getiriyor. Özellikle Avrupa'da da haberlerimde de söyleyeceğim şimdi sizlere birazdan. Avrupa'daki TÜFE enflasyonu da ÜFE'den kaynaklı olarak yani üretimden kaynaklı bir artış var. Avrupa'da talepten kaynaklı değil, üretimin maliyetinin yükselmesinden kaynaklı bir tüketici enflasyonunda bir artış söz konusu. Bundan da bahsedeceğiz. Yani ortalama %10'un üzerine çıktı. %22-25'lerde olan Avrupa'da enflasyon oranlarını görüyoruz. Evet. Gündemde öne çıkan başlıklara gelelim. Şimdi gazete haberlerini okuduk. Gazete haberlerinden sonra tabii ki Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğü haberi hafta sonu gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin kredi notu B artıdan B'ye düştü sevgili izleyiciler. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu B artıdan B'ye indirdi. Görünümün ise durağan olarak bıraktı. Görünümü değiştirmedi. Kısa vadeli yerel ve yabancı para cinsinden notunu ise B olarak teyit etti. Kurumdan Türkiye'nin ekonomisine ilişkin yapılan açıklamada gevşek para ve maliye politikası düzenlemeleri, çünkü biz enflasyonu değil büyümeyi önceliklediğimiz için sıkı para politikası yerine gevşek bir para politikası izliyoruz. Gevşek para politikası ve maliye politikası düzenlemeleri, düşük net döviz rezervleri seviyesinin finansal istikrar ve kamu maliyesi üzerindeki etkileri tabii ki burada hesap edildi. Türk lirasının yeniden oynaklığının ilişkin özellikle kırılganlığı beraberinde getirdiğini, Türk lirasının değer kaybını da buna ilave etmişler ve arkasından da Türkiye'nin dış pozisyonunun önemli bir kredi zayıflığı olmaya devam ettiğini ve Türkiye'nin özellikle CDS'inin yüksek olmasından kaynaklı olarak da bir endişeye mahal ve B artıdan B'ye düşürüyorlar. Şimdi özellikle S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili haberimizi seyredelim. Sonra tabii S&P sadece düşürme değil, bir taraftan da Türkiye'nin büyüme tahminlerini de yükseltti. Onu anlatayım sizlere. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini 1.7 puan artışla %5.2'ye yükseltti. Kuruluşun 29 Eylül'de yayınladığı küresel ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine gerekçe olarak, beklentilerin üzerinde gerçekleşen ve kış aylarına kadar devam etmesi beklenen turizm sektörü performansı gösterildi. Raporda ayrıca söz konusu tahminin Türkiye ekonomisinin ilerleyen dönemde genişleyici makroekonomik politika adımlarının devam edeceğine ilişkin beklentileri de yansıttığı kaydedilerek. Bu kapsamda hükümetin seçim öncesinde uygulayabileceği olası ek desteklerle 2023 yılı büyüme tahmininin de 1.1 puan artırılarak %2.8'e yükseltildiği bilgisi paylaşıldı. Ağustos'ta %80'e ulaşan enflasyonun genişlemeci politikalarla bir süre daha çok yüksek seviyede seyretmesinin beklendiği vurgulanan raporda, enerji fiyatlarının daha ılımlı hale gelmesi ve baz etkisiyle kademeli olarak 2023 yılında %40'a gerilemesinin beklendiği belirtildi. Evet, S&P biliyorsunuz Türkiye'nin büyüme tahminini de 5.2'ye, gelecek yıl büyüme tahminini ise 2.8'e yükseltti. Burada bir revize etti. Türkiye'nin daha çok büyüyeceğini ifade ediyor ve Türk ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini 1.7 puan yukarıya çekti. Tabii ki bunda da tabii ki özellikle kış aylarındaki turizm gelirlerimizin artacak olmasının da etkisi büyük.
Şimdi doğalgaz fiyatlarında özellikle yeni bir zam dalgası geliyor ama bu zam dalgası daha çok organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirketlere, serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere ve tabii ki turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlere geliyor. İki kategoriye ayrılmış. Doğalgaz fiyatları sektörlere göre değişen oranlarda bir artış gerçekleştirildi. Özellikle turizm sektörünün tüketiminde %25 artış geldi. Demir, çelik, cam, çimento gibi ağır sanayi şirketlerinin tükettiği gazın fiyatına ise %50'lik bir zam geldi. Turizmde %25, demir, çelikte de %50'lik bir zam geldi. BOTAŞ tüketici fiyatlarına yönelik tarifelerde değişikliğe gidiyor ve bu tarife değişikliğiyle beraber BOTAŞ'ın yeni fiyatlandırma mekanizmasından turizm sektörüne sürpriz bir zam çıktı. Bu beklenmiyordu. Bu iki kalem kapsamında doğalgaz tüketen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, tüketim miktarları aynı kalsa bile, ...2022 döneminde Eylül ayına göre %25 daha yüksek faturayla karşı karşıya kalacaklar. Bu durum aynı tüketim miktarına sahip serbest bölge tüketicileri için de geçerli. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketler de tüketim miktarları aynı kalsa dahi yine aynı şekilde %25'lik bir zamla karşılaşacaklar. BOTAŞ'ın yeni fiyatlandırma mekanizması ile yeni fiyat tarifesinden çıkan en kritik sonuçlardan biri de ağır sanayi kollarındaki şirketleri ilgilendiriyor. Yani altın, alüminyum, bakır, bor, çinko, demir çelik, gümüş, krom, kurşun ve magnezyum üretimiyle petrol rafinerisi ve petrokimya sektöründe faaliyet gösteren Tüpraş, Petkim gibi şirketlerin de dahil olduğu pek çok şirketlerde %50'lik bir doğalgaz faturalarına, enerji faturalarına bir zam yapıldı. Bu şirketlerin Ekim ayında kullanılacağı gaza 2022'nin ilk 25 günündeki piyasa, serbest piyasada oluşan günler referans fiyatların ortalaması uygulanacak ve Ekim ayından itibaren de bu sektörlerde de ciddi bir fiyat artışını göreceğiz. Şimdi şirketlerin 3. çeyrek bilançoları özellikle bu hafta itibariyle açıklanmaya başlanacak. 3. çeyrek bilançoların 2. çeyrek bilançolarda olduğu gibi iyi gelmesi bekleniyor. Yine bankacılık sektöründeki yüksek karlılıklar devam edecek görünüyor ama sanayi sektöründe de yine yüksek karlılıkların devam edeceğini görüyoruz. Ama 4. çeyrek bilançolarda muhtemelen bu yapılan doğalgaz zamları ve enerji maliyetlerinin artması büyük ihtimalle 4. çeyrek bilançoların 3. çeyrek bilançolar kadar iyi gelmeyeceğini bugünden itibaren gösteriyor. Şimdi artan üretim maliyetlerinin en önemli sebebi enerji girdi maliyetlerinin artması. Türkiye'nin enerjiyi yurt dışından ithal etmesi ve bakın Sayın Bakan'ın aslında açıklamaları vardı Enerji Bakanımızın. %80'ini sübvanse ediyoruz demişti. Sübvanse edilmesine rağmen öyle bir noktaya geliyor ki artık sübvanse edemeyecek noktaya geliyorsunuz ve bu zam yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu zam üretim maliyetlerinin artmasına, o da üretici enflasyonun artmasına ve bunun arkasından da tabii ki petrokimya sektörü dahil olmak üzere Türkiye'nin bununla ilgili olan tüketici maliyetlerinin de doğrudan artmasını beraberinde getirecek. Bu haberle reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Efendim sabah ekranı devam ediyor. Yine bu hafta enflasyonu konuşacağız dedik. Saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in enflasyon rakamı açıklanacak. Ama ondan önce İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. İstanbul'un enflasyonu bir anlamda Türkiye'nin de göstergesi çünkü 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü ve yaşayan nüfusunda 1/4'ünü temsil eden bir şehir. İstanbul enflasyonu %107.42.
Evet, İstanbul'daki enflasyon tüketici fiyatları 107.42. İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda %107.42 artış gösterdi. Bu 2022 yılı fiyat endeksi açıklamasında Eylül ayında İstanbul'da özellikle ücretliler geçinme endeksi bir önceki aya göre %6, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatlarında ise %2.94 oranında arttı. 2021 Eylül ayına göre, 2022 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı oranına göre değişim oranı, 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksinde göre %107.42, toptan eşya fiyatlarında ise %98.17 oranında bir artış gerçekleşti. Eylül 2022 perakende fiyatlarda bir önceki aya göre diğer harcamalarında baktığımız zaman %53.23, bütün diğer harcamalar %53.23, kültür ve eğitim harcamaları %9.66, ev eşya harcamaları %9.54, giyim harcamaları 8.63 olarak gerçekleşti. Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre yaklaşık ve enerji maddeleri grubunda %8.42 oranında artış, İnşaat malzemeleri grubunda da %5.39'luk bir artış gerçekleşti ama toplamda baktığımız zaman toptan da %98'lik bir artış var. Ama tüketici fiyatlarında perakende satışlarda ise %107.42'lik bir artış var. Bakalım bununla ilgili TÜİK'in vereceği rakamlar ne olacak? Merakla bekliyoruz. Saat 10'da EkoTürk ekranlarında sevgili Perihan Tantu bununla ilgili görüşmeler, röportajlar da yapacak zaten. Enflasyonun altında ezilmeye izin vermeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem 6. yasama yılı açılış konuşmasında uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşmada özellikle yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecekleri şeklinde yeniden düzenlemeler yapacaklarını ve ücretlileri enflasyona ezdirmeyeceklerini, bunun altında ezilmelerine izin vermeyeceklerini söyledi. İnşallah önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz açıklamasını yaptı. Demek ki asgari ücrette de ciddi bir artış gerçekleşecek, bu sözlerden bunu anlıyoruz. Her söylediğimiz gibi hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm devletlerin en büyük sorunu olan enflasyonun yol açtığı kayıpları telafi konusunda da inşallah dünyaya örnek olacağız. Önümüzdeki tüm engelleri birer birer kaldırarak Türkiye'nin kültürel, siyasi, ekonomik, askeri ve güç mücadelelerinin ortasında bir istikrar adası olarak hedeflenmesine doğru ilerlemesini sağlamakta kararlıyız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru geliştirdiğimiz yöntemlerin ne kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu teyit etmiştir. Ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Bunu yaparken de asla küresel ve mahalli gerçeklerden iktisat teorilerinin önümüze serdiği muhteşem birikimden, asırlık zengin tecrübelerden kopmadık. Hepsinden önemlisi salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ve gösterdiğimiz atılımlarla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık. Hep söylediğimiz gibi biz ne yaptığımızı biliyorduk, niçin yaptığımızı biliyorduk, nereye varacağımızı biliyorduk. Bu program daha çok kalkınma ve özellikle de makroekonomi alanıyla ilgili hedeflerimizi içeriyordu. Ülkemiz ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programımızı oluşturduk. Önce aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden
ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Ardından ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Aynı zamanda enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Ekonomik dönüşüm ve yeni paradigmalar konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü bu konuşmayı yaptıktan sonra tabii ki meclisin olağanüstü toplantısında da bu konuşmanın devamı olan konuşmasında vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini söyledi. Bu iki konuşmayla beraber aslında haftaya da bir anlamda damgasını vurdu. Şimdi akıllara tabii ki bir, özellikle emeklilikte yaşa takılanların beklentileri, iki, asgari ücrette yeniden bir düzenleme, yılbaşında ne olacak, nasıl olacak sorularını beraberinde getirdi. Ama öyle anlaşılıyor ki gevşek para politikasına, genişleyici para politikasına devam edecek ve hükümet bu anlamda seçime giderken vatandaşların fiyat artışlarından özellikle etkilenmemesi adına da kesenin ağzını açacak. Buradan da bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Cumhurbaşkanı dedi ki eğer bunu yükseltti ama yine bu enflasyonu düşüren de bizdik. Yine bu enflasyonu biz düşürürüz mesajını verdi. Hem yeniden dönüşüm programında hem de mecliste yaptığı konuşmada da bu iki konunun altını üstüne basa basa çizdi. Şimdi gelelim. Almanya'da da asgari ücretlerde bir düzenlemeye gidildi. Özellikle Almanya'da son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, asgari ücrette de saatlik brüt asgari ücretin 10.45 Euro'dan 12 Euro'ya çıktığını görüyoruz. Asgari ücrette bakın Almanya'da 2015 yılında 8 Euro, 8.50 seviyesindeyken 2016 yılında 8.50 ve 50 yıllar geçtikçe asgari ücretteki bir yükselme, hayat pahalılığının da bir süre sonra arttığını da gösteriyor. Çünkü asgari ücret yükseliyor. Asgari ücretteki yükselmenin en önemli sebebi de yaşam standartlarının yükselmesi. Şimdi birincisi ülkenin ekonomik milli gelir seviyesi. Ülkenin ekonomisi büyüyünce bu büyüyen ekonomi gelirini halkla paylaşıyor ve asgari ücrette bir artış yapıyor vatandaşlarının daha müreffeh bir şekilde yaşayabilmesi için. Ama bu dönemde yapılan artış ülkedeki gelirlerin ve ülkenin milli gelirindeki büyümeden kaynaklı değil, üretimdeki artan maliyetlerin ve hayat pahalılığının, faturalardaki artan pahalılığın, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüksek maliyetten vatandaşın ezilmemesi açısından özellikle burada çarpıcı bir yükseklik göze çarpıyor. Gördüğünüz gibi 12 euroya geldi Almanya'daki asgari ücret. Yani euroyu ortalama 18 lira hesap ederseniz ne kadar oluyor? 12 çarpı 18, 20 deseniz 240 bin TL'ye kadar geliyor bakın baktığımız zaman. Doğru mu çarptım ben bu arada? 12 çarpı 18 deseniz euroyu. Bir çarpı verin bakayım bu arada rejide. Şimdi özellikle kişinin vergi sınıfına göre değişmekle birlikte tam zamanlı bir çalışmayla bekar bir ailenin eline ayda 1250 euro civarında para geçiyor. 1250 euro'dan hesap edin arkadaşlar. 1250 euro çarpı 20 deyin. Yani euro yine 20 ile sıfırlayın. Ona baktığımız zaman da rakamı göreceksiniz. 25 bin TL'ye geliyor. Bakın arkadaşlarım hesap ettiler. 25 bin TL'lik bir asgari ücret, bir de 5500 TL'lik bir asgari ücret var. Çalışma Bakanı asgari ücrette getirilen zammı emeğe saygı diye belirtiyor ve düşük gelirler için bu artırımın hayatlarındaki en büyük ücret zammı anlamına geleceğini ifade ediyor ve tüm gün çalışıp ayda 1700 euro kazanan birinin 1 Ekim'den itibaren 2100 euro kazanacağını belirtiyor. 2100 euro dediğimiz zaman da bu defa da 25 bin TL'nin üzerinde bir gelire tekabül edecek. Bu anlamda
Asgari ücret artımında başta Almanya'nın doğusunda çalışanlar ve kadınlar olmak üzere 6 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. 6 milyon çalışan asgari ücretli olduğunu hesap edin. Almanya'nın 80 küsur milyonluk bir nüfusunun sadece 6 milyonluk kısmı asgari ücretle çalışıyor. Diğeri daha yüksek ücretlerde çalışıyor. Bunu da buradan hatırlatalım. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı toplam çalışanların oranının %40'ına yakınını teşkil ediyor. Biraz daha yükseğini hesap ederseniz yani asgari ücret 5500 lira, işte 6500-7000 lira alanlara da hesap ederseniz toplam çalışanların herhalde %70'i, 75'i asgari ücrete yakın oranda maaş almakta. Almanya'da asgari ücretler yükseldi dedik, 12 euroya çıktı. Diğer taraftan Rusya'dan bir haberimiz var sizler için hazırladığım. Rusya'da kripto madenciliği için hazırlık yapılıyor sevgili izleyiciler. Rusya kripto madenciliği için Kazakistan'a enerji tedarik etme hazırlıklarına başladı. Rusya ile Kazakistan bu anlamda iyi işbirliği yapıyorlar. Bu iki ülke enerji sistemlerinin paralel işletilmesine ilişkin mevcut anlaşmayı değiştirmeye kabul etti. Değişiklikler Rusya'nın Kazak madencilik işletmelerine elektrik satabileceğini gösteriyor. Yani Kazakistan'daki kripto madenciliği işletmelerine. Bunlar çünkü belli bir elektrik enerjisine de ihtiyaç duyuyorlar. Bunu Rusya elektrik verebileceğini ifade ediyor. Ocak ayının başlarında Kazakistan ülke genelinde elektrik kesintileri yaşadı ve yaklaşık 200 madencinin firmasının geçici olarak elektrik kesinti yaşamasına neden oldu. Bu konuda da Rusya'nın Kazakistan'a bir desteği var. Rusya biliyorsunuz ihracatını kripto paralarla yapılabileceğini söylemişti. Rusya'dan yapılan açıklamada bunu da alternatif olarak ticaret araçlarında, kripto dünyasında nasıl bir olumlu yetkisini yapacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine Avrupa'da Euro bölgesinde enflasyon dedik ki rekor üstüne rekor kırıyor. Euro bölgesinde enflasyon 3 ülkede %22'yi aştı. Estonya'da %24.2, Litvanya'da %22.5, Letonya'da %22.4. Estonya, Litvanya ve Letonya özellikle Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde enflasyonu en yüksek 3 ülke oldu. Sonrasında Hollanda 17.1, Slovakya 13.6. Yunanistan 12.1, Belçika 12, Avusturya 11, Almanya 10.9, Cuma günü açıklanmıştı ve Slovenya'da 10.6. Euro bölgesinde enflasyon ortalama %10 seviyesinde seyrediyor. Portekiz'in enflasyonu 9.8, İtalya'nın 9.5, İspanya 9.3, Lüksemburg 8.8, İrlanda 8.6, Finlandiya 8.4, Malta 7.3, ve Fransa 6.2, Avrupa Birliği ülkelerinde enflasyon ortalaması %10 seviyesinde seyrediyor. Estonya, Litvanya ve Letonya'da da %22'nin üzerinde rekor seviyede. İngiltere'deki enflasyon da %10. Biliyorsunuz Norveç, İzlanda, İsviçre ve İngiltere, yani Birleşik Krallık Avrupa Birliği ülkesi değil. Bu ülkelerden İngiltere'de %10'un üzerinde bir enflasyon olduğunu görüyoruz. İngiltere'de de enflasyon çift haneli rakamlarda ama Almanya'dan gelen bu yüksek enflasyon aslında Euro bölgesindeki ortalamayı da yükseltti. Gördüğünüz gibi Avrupa ülkelerinin yarıdan fazlasının enflasyonu %10'dan fazla. Bu da Avrupa için resesyon sinyalini de endişelerini de artık çağırmaya başladı. Üst üste gelen durgunluk haberleri de buna eklenince. Euro bölgesindeki enflasyonun arkasından tabii ki bu enflasyonun en önemli sebebi olarak görülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın sona erdiğini ilan edebilir haberleri geldi. Çünkü Rusya özellikle Ukrayna'nın doğu bölgesindeki 4 özerk bölgede hafta sonu bir referandum gerçekleştirdi. Rusya'nın gözetimindeki bu referandumda bu ülkeler, bu özerk bölgeler, Ukrayna'nın doğusunda Rusların ağırlıklı olarak yaşadığı bu özerk bölgeler Rusya'ya ilhak olma kararı aldılar. Şimdi Rusya diyor ki benim için artık bu savaş bitmiş diyebilir miyiz? Buna hazırlanıyor diyor
uluslararası arenada stratejistler, analistler bu yorumları yapmaya başladılar. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'da amacına ulaştığını ve ülkenin doğusundaki Rusça konuşan nüfusun korunmasına yönelik bölgelerin ele geçirildiğini ve Ukrayna ile başka bir hedefi olmadığını açıklayabiliriz ve Ukrayna'daki askeri operasyonlarda kısa sürede duracak gibi görülüyor diyor açıklamada. Ukrayna tarafı ise Kırım'ın yanı sıra, Kırım'ı biliyorsunuz kaybetmişlerdi ama onu kabul etmek zorunda kalmıştı Ukrayna. Bununla ilgili herhangi bir müdahalede bulunamadı. Kırım'ın yanı sıra kaybedilen tüm bölgelerin geri alınması için karşı saldırılara ve savaşmaya devam edeceğini açıklıyor Ukrayna hükümeti. Ardından Rusya kendi egemen topraklarına saldırılar olduğunu söyleyerek kolektif güvenlik teşkilatı üyelerini yardıma çağıracak ve Ukrayna'ya karşı yeni bir cephe açacak. Bakın, kolektif güvenlik işbirliğinde Rusya'nın yanında bir Kazakistan'ı görüyorsunuz, sonra Belarus'u görüyorsunuz. Belarus Cumhuriyeti de Rusya'ya yakın bir cumhuriyet. Kolektif savunma gücünde NATO'daki gibi, eski Varşova Paktı'nda olduğu gibi, burada da herhangi bir saldırı topyekün cevap verilecek ifadesi kullanılıyor. Şimdi bununla birlikte Ukrayna'da savaşan Rus askerleri sayısına minimuma indirmek için bunun içerisinde bakın sadece Belarus, Rusya ve Kazakistan yok. Buna aynı zamanda Ermenistan da dahil, Kırgızistan da dahil, Tacikistan da dahil, Özbekistan da dahil. Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan da bu özellikle kolektif güvenlik teşkilatının üyesi. Bu ülkeler güvenlikte beraber hareket etme kararı almışlar. O yüzdendir ki Ermenistan özellikle Washington'a giden Nikol Paşinyan'a Güvenlik Konseyi Teşkilatı'ndan bir an önce ayrılması konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı vardı. Ve Nikol Paşinyan, Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden ayrılabilir şeklinde açıklamalara başladı. Ama bunu başarabilir mi? Yani ensesinde bakın, burada Ermenistan, ensesinde Rusya'nın nefesini hisseden Ermenistan, bundan ayrılabilir mi onu bilmiyoruz. Şimdi burada enteresan bir nokta var bakın. Norveç, bu maviyle görülen yer. Norveç aynı zamanda NATO'nun bir üyesi. 1949 yılında NATO müttefiki. Burada iki ülke var. İsveç ve Finlandiya. İsveç ve Finlandiya NATO'nun üyesi değil. NATO'nun üyesi olabilmek için NATO'ya müracaat ettiler. Ve NATO'nun üyeliği, NATO'ya üyeliği konusunda da bu iki ülkenin, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmeleri için de bir girişimde bulunuldu. Bununla ilgili Türkiye'nin bir vetosu var. Türkiye'nin bu vetoyu kaldırması için de Amerika Birleşik Devletleri özellikle Beyaz Saray Sözcüsü'nün bir açıklaması oldu. Özellikle F-16'larla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı Beyaz Saray Sözcüsü. Birincisi dedi ki İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusundaki vetonuzu kaldırın, yani bu desteğinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirin. Ama Türkiye'nin şartı neydi? İsveç ve Finlandiya'nın ülkeleri içinde terör örgütü PKK ve onun uzantılarıyla ilgili faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi ve bu terör örgütünün İsveç ve Finlandiya'da yerleşmesinin ve faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını istedi. Bunu yaparsanız dedi, ben sizin NATO'ya üyeliğinizi kabul ederim. Ama Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, Türkiye'ye çok açık ve net bir şekilde mesaj gönderdi. F-16 uçaklarını eğer istiyorsanız, F-35'leri biliyorsunuz parasını verdik alamadık, o ayrı konu. F-16'larla ilgili işbirliği yapmamızı istiyorsanız, birinci olarak bu İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini kabul edeceksiniz. İkinci olarak, Yunanistan'ın üzerinde, adaların üzerindeki silahlanan Yunan adalarının üzerindeki uçuşlarınızı yapmayacaksınız. Bunları şart koşuyor. Bu şartlar karşılığında da Türkiye'den tavizler istiyor F-16'larla ilgili. Bakanım bu konuda Dışişleri Bakanlığımız ve hükümetimiz ne açıklama yapacak? Bu hafta büyük bir ihtimalle bunu haber manşetlerinden çok fazla okuyacağız sevgili izleyiciler. Bu arada Gazprom İtalya'ya gaz akışını komple durdurdu. Ve
Kış sonunda eski Avrupa Birliği bir daha hiç olmayabilir. Zaten Euro'yu dengelemek için faiz artırımına gitmek isteyen Almanya'nın başını çektiği blok ve İtalya arasında da ciddi bir gerilim var. İtalya'nın Avrupa Birliği'nin en borçlu ülkelerinden biri olduğunu hatırlatalım. İtalya Avrupa Birliği'nin en borçlu ülkelerinden biri ve şu anda Gazprom'dan gaz alımı yapamıyor. Depolarını tam olarak doldurabilmiş değil. Gaz depolarını tam olarak doldurabilmiş değil ve Almanya ile İtalya arasında ciddi bir gerilim var. Özellikle İtalya'nın yeni başbakanı aşırı sağcı Meloni hükümetinin Fransız lider Macron'la girdiği bir söz düellosu ve Fransa ile İtalya arasındaki ciddi bir diplomatik bir anlamda ilişkilerin zayıflaması ve karşılıklı söylenen sözler, ilişkilerdeki gerginlik ve bu arada İtalya Avrupa'nın en borçlu ülkesi olduğunu hatırlatalım. Devlet borçlanma tahvillerine baktığınız zaman İtalya Yunanistan'la beraber devlet iç borçlanma faizlerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri Avrupa Birliği içerisinde. Almanya ile İtalya arasında da bu anlamda bir ekonomik bir mücadele var. Çünkü İtalya Yunanistan'la beraber borçlu ve borçlanma faizi yüksek ama bunu kim üstleniyor? Almanya'nın üstlenmesi. Tabii Almanya'da da rahatsızlık yaratmaya başlıyor ki Avrupa Merkez Bankası Başkanı özellikle Lagarde'ın bu tahvilleri almak zorunda kalması Alman ekonomisine de ekstra bir yük getiriyor. Kuzey, güneyin bu rahatlığından ve borçluluğundan ve bu şekilde davranışlarından da son derece mutsuz. Bunu da buradan ifade edelim sevgili izleyiciler. Bu arada Yunanistan doğalgaz arayışında. Havaların soğumasıyla beraber Yunanistan doğalgaz ihtiyacı tabii ki artıyor ve Yunan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etmek için koştura koştura Bakü'nün yolunu tuttu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan-Bulgaristan gaz bağlantısı açılış töreninde Azerbaycan'ın gaz arzındaki rolüne övgüler yağdırdı. Avrupa-Azerbaycan kapısında kuyrukta biliyorsunuz. Daha önce de Avrupa Komisyonu Başkanı Lohmann Leyer gitmişti. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'den gaz alabilmek için, daha fazla gaz alabilmek için. Özellikle Yunanistan Türkiye'ye karşı yanlış bir adım atarsa bir gece ansızın gazı kesilebilir. Çünkü bu gerçekten önemli bir Yunanistan için tarihi önemde bir görüşme. Bir zamanlar özellikle Türkiye'yi tehdit etmişti Yunanistan. Gaza gelmişti hatırlarsınız. Şimdi Azerbaycan Devlet Başkanı'nın yanında böyle poz veriyor. Biliyor ki aslında Azerbaycan eşittir Türkiye demek. Tabii bu bilinçle aslında bunu bilerek hareket etmesi gerekiyor. Ama ne yapsın mecbur çünkü gaz lazım Yunanistan'a da. Gaz olmayınca işler yolunda gitmiyor. Yunanistan'ın 2 yıl önce Bakü'ye atanan yeni büyükelçisini kabul eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de her konuda Türkiye'nin yanındayız sözleri Yunanlılar bir kere bunu unutmamalı lazım. Aliyev Yunan büyükelçiyi iyi niyet mektubunda görüşürken Türkiye'yi diyor, Türkiye'nin her konuda Türkiye'nin yanındayız diyor. Bunu Yunanlılar tabii çok unutmaması gerekiyor. Yine can Azerbaycan bizim için önemli. Yani Yunanistan bakın gazsız kalınca soluğu Azerbaycan'da aldı. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Türkiye'nin Ekonomi Televizyon EkoTürk'te ekranlarını yeni açan izleyicilerimize bir kere günaydın diyelim ve haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Fransız Le Figaro gazetesinde de Rus Devlet Başkanı Putin'in hafta sonu yaptığı Ukrayna'nın doğusundaki 4 cumhuriyetin başkanlarıyla yaptığı bir referandum ve bu referandumun arkasından da bu bölgelerin Rusya'ya ilhak olduğunu açıklaması ve bu açıklamada Le Figaro'nun manşetinde yer almış. Ukrayna'dan aldığı toprakların ilhakını bir anlamda resmileştirdi. Rus Devlet Başkanı Batılılara karşı ağır ithamlarda bulundu. Buna mukabil Kiev, NATO'ya üyelik talebinde ısrarlı. Diplomasiyle meseleye giren ümitleri iyice sönüyor, savaş uzayacak gibi görünüyor diyor. Le Figaro bu yaptığı manşette savaşın uzayacak gibi göründüğünü söylüyor. Bu arada Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgeyi topraklarına kattı. Haritada ona bir bakalım. Özellikle bu 4 bölge, ilk başta biliyorsunuz Kırım'ı ilhak etmişti.
ve işgal etmişti. 2014 yılında Kırım, bu bölge Rusya'nın egemenliğine geçmişti. Kırım'ın ardından işte Donbas başta olmak üzere bu dört bölgeyi de 2022 yılında Cuma günü hafta sonu yaptığı referandumda Rusya topraklarına kattığını duyurdu. Bu bölgede Ukrayna toprakları biliyorsunuz. Odessa Limanı burası. Liman da işgal altında bir anlamda. Denizden işgal edilmiş durumda. Rusya'nın amacı bu dört cumhuriyetin Rusların çoğunlukta olarak yaşadığı, aslında Rus Çarlığı'nın ve Rus İmparatorluğu'nun da doğduğu merkez burası. Bu bölgedeki özel bölgelerde yaşayanların da referandumda Rusya'ya ilhak edildiğini açıklamıştı. Bu burada da yer alıyor. Bu bölgenin yani bir neden burası Rusya tarafından çok önemli. Bunun tabii sadece burası bizim işte Rus İmparatorluğu'nun ve bizim Rus milliyetinin merkezi doğduğu, yeşerdiği yer olmasının ötesinde başka anlamları daha var. O da şöyle söyleyelim. Bu bölgelerin Rus topraklarına katıldığında 10 trilyon dolar değerinde bir doğalgaz rezervleri var. Petrol ve maden yataklarını barındırıyor. Ukrayna'nın en zengin ham madde kaynakları. Şimdi birincisi Rusya'nın bu bölgeyi neden işgal ettiğinin aslında en önemli gerekçelerinden belki de birincisi bu. 10 trilyon dolarlık bir doğalgaz ve ham madde kaynaklarına sahip olan bir bölge. Ukrayna'nın neden bu bölgelerin özelliğini tanımamasının ve kendi toprak bütünlüğü içerisinde kalmasını istemesinin sebebi de bu. Çünkü Ukrayna'nın aslında ekonomisinin can damarı bu bölgelerde atıyor. O yüzden Ukrayna buraları vermek istemiyor. Uluslararası hukuka göre de burası Ukrayna toprakları. Böyle kalması da gerekiyor. Uluslararası hukuka göre eğer bir antlaşma yapılmadığı sürece, Ukrayna bunu kabul etmediği sürece bütün dünya bunu asla tanımayacak. Bunu da buradan ifade edelim. Bu arada Fransız hükümeti ve Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire acayip derecede morali bozuk vaziyette. Çünkü Fransa'da biliyorsunuz işler biraz kızışmış vaziyette. Ve burada da hükümetin fakirlerin kıyafetlerinden ilhamla hazırladığı süper ironik kış koleksiyonu diye bir karikatür yapmışlar. Yine karikatüristler devrede. Bu defa baş aktör olarak Fransa'nın Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, özellikle arkasında Başbakanlık binasında montla dolaşan Elizabeth Borne var. Elizabeth Borne biliyorsunuz arka tarafta, şurada onu montla dolaşırken arkada göstermişler. Yırtık ve yamalı kıyafetleriyle de yeni bir moda haftası, Fransa'nın yeni modası. 2022 kış sezonunda, kreasyonunda Fransız Ekonomi ve Maliye Bakanı'nı oynatmışlar burada karikatürde. Burada da aslında bir tabii ciddi bir ironi var. Bu kış balıkçı yaka, kazak giyin, kombiyi kısın demişti. Fransız Maliye Bakanı balıkçı yaka, kazak giyin ve kombiyi kısın demişti. Bu lafı ettikten sonra Fransa Maliye Bakanı'nı gördüğünüz gibi tefe koymuş karikatüristler. Şimdi yine siyasi gündemi ticari reklam için kullanan lüks kaşmir giyim markası Eric Bompard'ın bugün Fransız gazetelerinde tam sayfa bir ilanı var. Bu ilanda da kravatı boş verin, boğazlı kazak giyin diye bir ilan. Burada da Ekonomi ve Maliye Bakanı yine Bruno Le Maire'nin vatandaşa evde kombiyi kısıp boğazlı kazak giyme tavsiyesine bir aslında nazire yapılmış. Gördüğünüz gibi Fransa'nın en ünlü kaşmir giyim markasının yapmış olduğu bir reklam. Reklamı da bu şekilde ekrana getirelim. Fransız Maliye Bakanı bir laf etti. Aman boğazlı kazak giyin, kombileri kısın deyince adamı tefe koydular gördüğünüz gibi. Ve bir başka Avrupa'dan size aktaracağım bir haberde de korku veren Sayın Putin başlığı atmışlar. Gazete manşetlerine geçtik. Şimdi Avrupa basınından korku veren Sayın Putin. Putin'den çok korkuyorlar. Çünkü Putin yaptığı açıklamalarda benim şakam yok diyor. Yani yapacağımı yaparım diyor. Ve Rusofobik bir sömürgeci ve ırkçı bir yaklaşım oluştu. Avrupa'da özellikle Rusofobik bir yaklaşım oluştu.
Ukrayna'nın dört bölgesinin ilhakı dün resmileştiren merasimde Putin Batı aleyhine ağır ithamlarda bulundu. Fransız siyasetinde geçmişte Putin'e hayranlık artık büyük bir baş belası, yani Putin'e sempati duyan liderlerin de bu anlamda Putin dostu sayılan herkes hedefe koyuluyor. Burada da Putin diyen yanıyor, onu da belirtelim. Ve maaş meselesinde özellikle protesto eylemlerin odağında yine Avrupa basınında, yine Fransa tabii. Fransa bu arada Avrupa'da enflasyon oranı en düşük olan ülkelerden biri. Yani baktığımız zaman enerji sıkıntısını çok az yaşıyor Avrupa'ya göre. Çünkü enerjisinin büyük bölümünü nükleer santralle sağladığı için enerji sorunu yaşamıyor Avrupa'nın diğer ülkelerine göre. Ona rağmen eylemler Fransa'da almış başını gitmiş vaziyette. Vatandaş sokakta, Fransa'da yıllık fahiş enflasyon %6.2. Bakın Almanya'nın 10, Avrupa'nın ortalama 10, Avrupa Birliği'nin ortalama 10 enflasyonu var. Maaş zamlarının 3 ile 4 seviyesinde kalması, %3-4 seviyesinde kalması vatandaşı öfkelendiriyor. Ve burada Macron'a ciddi bir tepki var. Macron enflasyonu müsebbibi hükümetimiz değil diyor Macron. Zaten 2023 başında düşecek, biraz sabır gösterin demiş Fransız halkına. Gazetede bunu manşetine çekmiş. Fransa'da aslında sosyal bir öfkeyi görüyoruz gazete manşetlerinde. Fransa'nın Nancy şehrinde sendikaların çağrısı 1000 kişi sokağa indi ve yıllık 6 fahiş enflasyon Fransa'da siyaseti ısıtmaya başladı. İlk gösterilere katılım sınırlı ancak arkası gelecek yorumları yapılıyor. Vatandaşın maaşına bir anlamda taş çatlasa %3 zam yapılması, Fransa'da %3'ün alım gücü kaybı zulümüne itiraz edilmiş. Burada da manşetine taşımış Fransız gazetesi. Ve son olarak Fransa'da protesto gösterileri artıyor. Ve Fransa'da artan protesto gösterilerinde de başta Marsilya olmak üzere Toulon, Marsilya, Avignon gibi geniş katılımlı protesto eylemleri Fransa'da ardı arkası kesilmiyor. Ve bu tüm kentlerde gösteriler gerçekleşirken Macron bir açıklama yaptı sevgili izleyiciler. Emeklilik reformunu 3 ay içinde yapacağını söyledi. Yani bu artık hareketliliğin arkasından emeklilik reformunu 3 ay içinde yapacağını söyledi. Bu protestoların arka arkası kesilmeyecek anlaşılan, bunu da görüyoruz, izliyoruz ve seyrediyoruz. Şimdi bir haberimiz var, haberimizi girelim. Haberimizin ardından Sadık Mazanoğlu Osmanlı yatırım uzmanı ile beraber bu enerji krizinin gölgesinde Avrupa'yı ve Türkiye'yi ve dünyayı bekleyen tehlikeleri hep beraber analiz edelim, izleyelim. Evet, fiyatlamaları hep birlikte gördük. Bugün nasıl açılacak gün hep birlikte izledik. Bir anlamda bugünün aslında seyrini bize göstergeler ve bir anlamda da görmüş olduk. Rakamların ne ifade ettiğini bugün de şimdi haftanın ilk iş gününde, Ekim ayının bu ilk iş gününde Sadık Mazanoğlu'na soralım. Osmanlı yatırım uzmanı Sadık Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle günaydın. Teşekkürler Sami Bey, günaydınlar. İyiyim, siz de iyisiniz. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii haftaya başladık. Az önce rakamları siz de gördünüz. Hem haberlerimizde hem de göstergelerimizde, grafiklerimizde bunları gördünüz. Avrupa enerjiyle boğuşuyor. Bir taraftan evet. Almanya'da enflasyon %10 üzerinde geldi. Avrupa enflasyonu %10, ortalama enflasyonu. Yine bugün önemli enflasyon rakamları açıklanacak. İstanbul enflasyonu %100'ün üzerinde.
Ama TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamı, tüketici fiyatları, toptan eşya fiyatları ne olacak ona bakacağız. Yani enflasyonu konuşacağımız bir haftaya girdik. Ne söylersiniz piyasalar? Borsa Cuma günü kapanışla, yükselişle kapattı endeks. Bu hafta nasıl başlarız, nasıl gider, ne olur? Sizden bir yorum alalım. Aslında Sami Bey, Eylül ayı bütün global piyasalar açısından oldukça dalgalı, zor bir aydı. Aynı şekilde yurt içinde Borsa İstanbul'da da o dalgalı seyri gördük. Şimdi yurt dışı tarafına baktığımızda Eylül ayında Amerika'da %9'un üzerinde, işte Avrupa tarafında %6-7-8 civarında düşüşlerin olduğu aylık bazda bir Eylül ayını bitirdik. Aynı dönemde Borsa İstanbul'un daha sağlam durduğunu, daha pozitif durduğunu, yatay bir dönem geçirdiğini hep birlikte gözlemledik. Şimdi önümüzdeki dönem nasıl olur derseniz, yurt dışı tarafındaki bu dalgalı seyir muhtemelen daha devam edecek. Bu oynaklık belki geçen ay gibi olmayabilir ama bu oynaklığın ben yurt dışı tarafında devam etmesini bekliyorum. Neden? Çünkü o tarafta özellikle enerjiyle alakalı, siz de haberlerinizde verdiniz, özellikle enerjiyle alakalı fiyatlamalar şu anda borsaya yansıyor. Nedir bunlar? İşte Amerika'da önümüzdeki dönemde 2023 yılında faizlerin 4.75'e kadar çıkması bekleniyor. Zaten 4.25-4.75'e kadar çıkması bekleniyordu. Ama burada 2 seneye yakın faizin buralarda kalabileceği beklentisi oluşmaya başladı. Yani bunun kalıcı bir yüksek faiz haline geleceği piyasaları rahatsız ediyor. Fed'in açıklamalarına baktığınızda aslında resesyon pahasına biz enflasyonun kökünü kazacağız diyorlar. Enflasyonda belirgin bir geri dönüşü görmedikçe 2023 yılı içinde bizden faiz indirimi beklemeyin diyorlar. İşte bunlar piyasayı bozuyor. Zaten tahvil faizlerinde de bu tarz açıklamalardan sonra global tahvil faizlerinde 100 bas puanın üzerinde bir yükselişi de gördük biz faizlerde. Faizler böyle yükseldiği için de işte %6-7 Avrupa tarafında, %9 civarında da Amerika'da düşüşlerimiz oldu. Ayrıca bazı sektörler bazında da dış piyasaları etkileyen gelişmeler var. Örneğin otomotiv sektörü hem çip sorunu, hem yükselen enerji maliyetleri, hem emtiaların sert oynaklığı dolayısıyla ciddi sorunlar yaşıyor Avrupa tarafında. Mesela Volkswagen Avrupa'da Almanya'daki üretimlerin bir kısmını başka yerlere kaydırmayı düşünüyor. Bununla ilgili hafta sonunda Volkswagen tarafından gelen açıklamalar vardı. Bankacılık sektörü orada ciddi sorunlar yaşıyor. Credit Suisse'le ilgili gelişmeleri hafta sonunda yine takip ettik. O taraftaki gelen açıklamalar piyasaları şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor. Peki, şimdi, bir araya gireceğim. Credit Suisse'den Deutsche Bank'ın özellikle hisse senetlerinin çok düşük olması, Fed'in bu anlamda açıklama yapması, bu Avrupa'daki bankacılık sektöründeki hisselerin bu kadar değer kaybetmesinin herhalde bu bir sonuçtur değil mi? Sebep değil artık. Tabii ki. Yani şimdi bakıyorsunuz Credit Suisse'in hisseleri 16 dolardan 3 dolarlara kadar düşmüş. Yani bu şekilde bir değer kaybı bunun ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor ve bunun bir sonuç olduğunu da önümüze koyuyor. Şimdi Türkiye tarafına baktığımızda ciddi bir ayrışma var. Yani enflasyondan korunma refleksli bir Borsa İstanbul tarafında olumlu bir yön var. Şimdi önümüzdeki aylarda da bu enflasyondan korunmayla ilgili gelişmelerin yine piyasaları olumlu etkilemesi, Borsa İstanbul özelinde olumlu etkilemesini ben beklerim. Ama bunun etkisinin giderek azalacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Neden? Çünkü talebi öne çektik. Dolayısıyla şirketlerin karlılıkları ve satışları şu an için iyi ama bu öne çekilen talep gittikçe azalacaktır enflasyonist ortam bile olsa. Yani Ekim ayında yine pozitif ayrışan, yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışan bir piyasa görebiliriz. Ama orada bir temkinli iyimserlik olması lazım. Geçen aylarda olduğu gibi enflasyon çok yükseliyor diye yükselen bir piyasa olmayabilir. Ama ben trendin hala yukarı olduğunu düşünüyorum. Şimdi yurt içine baktığınızda Sami Bey, işte bugün enflasyon açıklayacak biraz sonra. Enflasyon rakamlarının orada 3.60-3.70 civarında gelmesi bekleniyor aylık bazda. Yıllıkta da 84.5'lar seviyesinde olması bekleniyor. Ama İstanbul İTO'nun açıklamış olduğu enflasyona baktığınızda aylık %6
%16'lık bir beklenti söz konusu orada. Yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında %107'yi geçmiş durumda. Daha önceden bu neden İTO'yu söylüyoruz? Çünkü İTO'ya paralel açıklanırdı TÜİK'in enflasyon rakamları. Son dönemde bir miktar TÜİK'in enflasyon rakamlarının geldiğini görüyoruz. Evet, makas açıklıyor. Bu da TÜİK'in açıkladığı veriler olan güven kaybını biraz artırıyor son dönemde. Şimdi eğer enflasyon bu şekilde gelirse önümüzdeki dönemlerde bizim enflasyon herhangi bir mücadelemiz yok ama baz etkisinden dolayı bir düşüş görebiliriz. Ama yıl sonunda enflasyonu %70-75 civarında bir yerlerde bitireceğiz gibi görünüyor. Şimdi enflasyondaki en büyük sebep aslında kurlardaki hareket. Yani bizim enflasyonumuzu yükselten en önemli etken kurlar. Neden? Kurlar yükselmezse sizin enerji girdilerinizin maliyetleri artmadığı için fiyatlar genel seviyesinde bir artış olmaz ve dolayısıyla enflasyon oluşmaz. Ama biz de kurlarda son dönemde hareketler görüyoruz. Neden kurdaki hareket var? İşte faizlerin tüm dünyanın tersine aşağıya doğru çekilmesi. Şimdi bakıldığında yılı tek haneli faizle bitirecek gibi görünüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın hafta içinde yapmış olduğu açıklamayla. Bu kurlarda ağır ağır da olsa, kontrollü de olsa bir yukarı gidişe neden olacak. Bu da enflasyon tarafındaki yukarı seyrin baz etkisiyle gevşemiş bile olsa yıl sonunda yine de yüksek seviyelerde kalmasına neden olacak diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki bizim piyasayı baskılayan önemli ekonomik etkenler. Bir de hafta sonunda S&P'nin bir faiz indirimi geldi. Not indirimi geldi özür dilerim. Şimdi bu not indiriminde de baktığımızda S&P diyor ki gevşek para ve maliye politikasıyla diyor düşük rezervler diyor. Ülke ekonomisi için bir risk diyor. Zaten bunu dile getiriyoruz. Genel olarak finansal piyasalarla ilgilenen kişiler olarak biz. Şimdi bir seçim dönemi var. Seçim döneminde zaten OVM orta vadeli programda da kamu harcamaların artacağı bekleniyordu. Şimdi önümüzdeki dönemde bu parasal istikrar yerine ekonomik büyüme önceliklenmiş. Burada da bu harcamaların artması ekonomik büyümeyi ne kadar yukarı doğru çeker? Orası soru işareti. Türkiye'nin dış pozisyonu temel kredi zayıflığı olmaya devam ediyor diyor S&P. Ondan sonra tabii bu gelişmeler not indirimleri yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altına getirdi bizi. Yani önümüzdeki dönemde not artırımları olsa bile biz yatırım yapılabilir seviyelere gelmeyeceğiz. İşte borsada da görüldüğü gibi %32'lere düşen bir yabancı oranı var. Neden bu S&P'nin ya da Fitch'in ya da Moody's'in notları çok önemli? Yabancı bu notlara bakarak ülkelere yatırım yapıyor. Onun için borsalara geliyor. Yani bunlarla borsalara geliyor. Biz de eğer bu doğru ekonomik adımları atmazsak önümüzdeki dönem bu yabancıyı çok arayacağız gibi görünüyor yabancı yatırımcıyı piyasalar açısından. Yani özetleyecek olursak piyasalar Ekim ayında yurt dışı piyasalara göre daha olumlu olabilir ama geçtiğimiz dönemde enflasyon yükseldiği için yükselen borsa İstanbul'un aynı ölçüde hareket etmediğini görebiliriz ama trendin yine yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Peki dediniz ki bu hafta işte borsada yükseliş trendini bekliyorum. Bugün açılışta bunu yansımalarını görecek miyiz? Muhtemelen görürüz Sami Bey. Açılış itibariyle bakıldığında, şimdi önemli teknik yerde kapattık çünkü Cuma günü. Cuma günkü bağlantımızda 3150 seviyesinin önemli olduğunu, üzerindeki kapanışların piyasalar açısından olumlu olduğunu söylemiştim. Şimdi teknik olarak baktığımızda 3179-3180 seviyesinde bir kapanışımız var. 3150'nin üzerinde bizim hedefimiz orada 3220. 3220'yi eğer bu hafta içinde geçersek 3330 sonraki direnç noktamız. Buraları zorlarız diye düşünüyorum ben. Tabii yurt dışı piyasalara baktığımızda şu anda vadeliler, future piyasalar yatay seyrediyor. Herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Bu da etkili olacaktır yurt dışı piyasalar açısından. Bir de bankacılık endeksini geçen haftalarda çok konuştuk. Geçen ay, Eylül ayında çok konuşmuştuk. Bankacılık endeksi üzerindeki o baskının sorununu da şu an için geçmiş olması piyasaları destekleyici bir unsur olacaktır. Peki, şimdi 3. çeyrek bilançolar açıklanmaya başlanacak bu haftadan itibaren onları göreceğiz ve bilançoları aslında değerlendireceğiz bol bol önümüzdeki günlerde. Buradaki beklenti yine sanayi endeksindeki hisselerin, şirketlerin bilançolarının da bankacılık sektöründe olduğu gibi yüksek geleceği yönünde mi yoksa yine bankacılık yine zirve yapmaya devam eder mi? Böyle ikisini karşılaştırdığımız zaman ne görünüyor? Bankacılık gene lider mi olacak?
Bankacılık sektöründe bilançolar tarafında herhangi bir olumsuzluk şu an için yaşanmıyor gibi görünüyor. Birinci ve ikinci çeyrek bilançolarındaki o yüksek ve olumlu seyir, üçüncü çeyrekte de gelecek gibi Sami Bey. Yani üçüncü çeyrekte kötü geçmemiş bankacılık sektörü açısından. Gelen açıklamalar, gelen karlılık seviyesi, BDDK'nın açıklamaları bu yönde. Tabii bankacılık dışında sanayi şirketlerinde hala karlılıklar devam ediyor ama orada sektörel bazlı seçici olmak lazım. Hisse yatırımı yaparken de zaten doğru sektörlerde, o sektörler içindeki doğru hisselerde olmak lazım. Burada biz özellikle gıda ve perakende tarafında bilançoların iyi gelebileceğini düşünüyoruz. Onun dışında havacılık sektörünün iyi olabileceğini düşünüyoruz. Bir de holdinglerin iyi olabileceğini düşünüyoruz. Tabii son dönemde hızlı hareket gösteren bir de enerji sektörü var. Enerji sektöründe de genel olarak bilançolarda olumlu bir seyir söz konusu. Yani kısaca elektrik, enerji, gıda, perakende, holding ve havacılık sektörünün iyi bilanço açıklaması bekleniyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren hisse bazlı hareketlerin piyasayı yukarı taşıma potansiyeli yüksek gibi görünüyor. Peki bu telekomünikasyon alanında işte zamlanmayan, bir faturalara yansımayan zamlar var. Ama bir taraftan da telekomünikasyon sektöründe de gene ithalat aslında ister istemez orada da önemli artan maliyetler. Yine burada ne bekliyorsunuz? Herkesin çok merak ettiği konulardan biri bu aslında. Türk Telekom başta olmak üzere. Aslında o taraf çok öngörülebilir olmuyor Sami Bey. Hı hı. Dediğiniz gibi çünkü yurt içine baktığınızda belirli yatırımlar var. Bunlar hep gider. Ona bağlı şimdi, tabii. Tabii ama bunun yanında siz satışlarınızı yapıyorsunuz ama genellikle taahhütlü satışlar yapılıyor. Taahhütlü satışlar dolayısıyla işte 12 ay ya da 24 ay taahhütle satış yapıyorsunuz ve fiyatlar genel seviyesindeki artışı siz fiyatlarınıza yansıtamıyorsunuz. Mesela perakende sektörü bunu çok iyi yapıyor. Yani enflasyon şu anda %80 ama perakende sektöründe %100, %120'lik artışları görüyoruz. Neden? Bunu direkt fiyatlara yansıtabilmişler. Birçok sanayi şirketi bunu yapabiliyor. Ama telekomünikasyon tarafında bu ciddi bir sorun. Fiyat artışlarını anında yansıtamıyorsunuz. İşte belirli bir süre sonra, belki 2 yıl sonra yansıtacaksınız. O nedenle hani o tarafı kestirmek çok zor. Bu bilinmezlik ölçütünde telekomünikasyon sektörü yerine bilançosunun daha net ve keskin olarak olumlu açıklayacağını düşündüğümüz hisselerde yatırım yapmanın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki nedir telekomünikasyon sektöründe dışa bağımlı olmamızın sebebi? Şimdi burada genel olarak bakıldığında bir kere kullandığınız sizin altyapı teknolojisiyle ilgili kullandığınız birçok ürün ithal ürün. O anlamda belirli giderleriniz var. Ondan sonra çok büyük hizmet sektörüdür. Çok ciddi personel gideriniz var. Ciddi anlamda vergisel giderleriniz var. Bunları fiyatlara yansıtamıyorsunuz. Bu sektör üzerinde bir baskı Doğru. oluşturuyor. Ama en büyüğü de altyapı çalışmaları ile ilgili ithal ürün girdisi. Evet Sadık Bey çok teşekkür ediyorum. Yarın saat biz 8'de sizinle yeniden piyasaları analiz edeceğiz. Bakalım Borsa İstanbul bugün nasıl açılacak ve bugünün aslında yansımalarını göstergeleriyle beraber yarın çok daha net bir şekilde görmüş olacağız. Yayınımıza katıldınız. Osmanlı Yatırım Uzmanı Sadık Mazanoğlu'na teşekkür ediyoruz ve yine kısa bir reklama gidiyoruz. Ardından beklenti raporunda Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle beraber olacak.